İsrail ne istiyor? Hakikaten de Gazze'de hiçbir Filistinli kalmasın istiyor. Evet. Bunu ama kara harekatı yapmadan onu gerçekleşmesi mümkün değil. Kara harekatı yapılmasına da şu an için dünya sistemi, özellikle Amerika sıcak bakmıyor. O yüzden hava durumu falan diye erteliyorlar. Şimdi netice şuraya doğru evriliyor bana sorarsanız. Bunu bu arada ben şeyden okudum. Meşhur İsrailli Yahudi yazar Harari ilk defa uluslararası medyada konuştu ve yazdı. Şunu diyor. Bir şekilde Filistin'i Batı'nın gözetiminde, bir uluslararası koalisyonun gözetiminde ama seküler Filistin'e yöneteceği bir yönetim modeli oluşturmak. Yani Hamassızlaştırmak. Hamassızlaştırmak. Yani El Fethi'nin Batı Şeria'da hakim olduğu, Mahmut Abbas'ın onunla hakim olduğu sisteme benzer bir sistem ama daha çok Batı'nın da gözetiminde olacak bir sistem. Bunu Gazze'de bunu Yani oluşturmak. sanki biz bütün Güney insanları Gazze'de mi? Böyle o öyle bir bütün şey mi? Gazze'de, bütün Bütün Gazze'de. Gazze. Şimdi Gazze'den insanları süpüreceğiz diye tehdit edip işin sonunda buraya razı etmeye dayalı bir strateji var gibi geliyor bana. Sanki Amerika da biraz bunu istiyor gibi. Nasıl olacak bu peki? Orada Hamas var. Şimdi şunu sağlayacak. Daha şu an bir abluka var. Ablukada işte yiyecek, elektrik, gaz sıkıntısı var. İlk etapta kara harekatı yapmamaya İsrail ikna ederlerse oradaki Filistinlilerin kendisinin Hamas'a yönelik bir tepkisinin yükselmesini bekleyecekler. Yani muhasar altındaki bir kaledeki gibi bir durum yaratmaya çalışacaklar. Ve hani Hamas'ın oradaki toplumsal tabanını yok etmeye çalışacaklar gibi görüyorum ben. Ve bir şekilde orada tekrar seküler Filistinli grupların, ki burada seküler dini ayrımı saçma bence. Burada bir vatan sorması var ama onların diliyle, onların kanunlarıyla konuşursak. Oğuzhan bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hamas silahlı güç kullanarak şu Gazze yönetim hakkını almadı. Demokrat seçimlerle seçimini aldı. aldı. Şimdi bunu unutmayalım. Ama 2006'daki Batı bunu tanımıyor. Seçimlerle. Tanımasa da Batı da tanımadı. Şeyde Mahmut böyle bir Abbas da gerçeklik var. tanımadı. Yani meşruiyetini silah güç dayatarak iradesini halka dayatmadı. Yapılan demokratik seçimlerle aldı. Ama sonuçta hocam neticede onlar seçim falan biliyorsunuz çok Doğru. umursamadıkları için Doğru. demokrasi konusunda sınavları daha önce verdikleri sınavlar belli. Netice itibariyle bütün hem bölge ülkelerini hem de oradaki Gazze'deki kamuoyunu, insanları buna razı etmeye çalışacaklar. Edebilirler mi soru işareti. Çünkü Hamas dediğimiz yapı da onların küçümseyeceği bir yapı değil. Değil. Yani on binlerce savaşçısı olan, bir toplumsal desteği olan, ciddi bir bu süreçte kitleyi de arkasına toplamış bir örgütten bahsediyoruz. İstedikleri bu olsa bile bu ne kadar gerçekleşebilir ve İsrail'i bu stratejiye ne kadar ikna edebilirler bir de öbür Bu o taraftan. Harari'nin şeyi bu değil Evet, mi? evet, Sözleri evet, değerlendirmesi. evet. Bir üçüncü Genelde böyle seçenek. olur biliyorsunuz. Böyle önce bir şey fikir Kamuoyuna tartışılır, doğru. sonra onun için bir kamuoyu oluşturulur. Kamuoyu oluşturulur. Buradan da böyle bir şey Evet. ilerleyebilir. Bu Antony Blinken'in trafiğinde de böyle bir şey mi var Bence öyle bir amaç? şey var. Bugün Sisi ile görüşmesinde de bu doğrudan bu gündeme gelmemiş olabilir ama bunun bir ön görüşmesi yapılmış olabilir. Sisi'nin bu arada Blinken'ı karşıladığındaki diyalog çok enteresandı. Sisi ona dedi ki şeye Blinken'a, biz sizin buraya bir insan olarak gelmenizi bekledik, siz bir Yahudi olarak geldiniz dedi. Blinken de bunun üzerine ben bir insan olarak geldim dedi. Evet. Yani bu da enteresan bir diyalogtu.